Gerçekten ya da 5 yıl sonra adalet ve hak yerini buldu. 31 Mart'ta yapılan seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığına seçilen Profesör Doktor Alim Işık mazbatasını aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediye Başkanı seçilen Alim Işık, adliye önünde yaptığı açıklamada Kütahya'da abi olacağını, birlik ve beraberlik içerisinde sosyal barışın sağlandığı ortamda hizmet edeceklerini söyledi. Belediye binasında eski belediye başkanları için oda tahsis edeceğini söyleyen Alim Işık, "Eski başkanlar Kütahya hizmet etmiş insanlar, onların fikirlerini alacağız," dedi. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık ayrıca şunları ifade etti. 4 aylık bir seçim sürecinin ardından milletimizin teveccühüyle son derece olgun ve nezaketli bir seçim atmosferi sonucunda bu önemli mazbataya sahip olduk. Emeği geçen tüm hemşerilerime ayrı ayrı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Başta parti teşkilatımız olmak üzere kadın kolları üyelerimiz, ilk ocaklarında görev alan genç kardeşlerimiz, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri ve üyeleri ve tüm gizli ve görünmez kahraman olarak tanımladığım arkamdaki çalışma ekibime huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu iş ekip işi, hep seçim sürecinde de söylediğim gibi bilen, tecrübeye sahip olan ve ekip anlayışına yatkın olan insanların başarılı olabileceği bir iş dedim. İnşallah bundan sonraki sürecimiz artık bu taahhütlerimizin yerine getirilmesine yönelik çalışmalarımızla geçecek. Ben bu vesileyle özellikle projelerimizin uygulama aşamasında birlikte çalışacağım belediye çalışanlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. Kimse tereddüt etmesin. Biz Kütahya'nın abisi olmaya, Kütahya'ya yeni istihdamlar kazandırmaya ve Kütahya'mızı hak ettiği yere taşımaya geliyoruz. O nedenle bize oy veren vermeyen kim olursa olsun, çalışanımız veya dışarıdaki vatandaşımız huzur içerisinde bir Kütahya'da yaşayacaktır. Herkes rahat olsun. İnşallah Kütahya'mız hepimizin özlediği yere çok kısa bir sürede geçecektir. Ben bir kez daha özellikle basın mensuplarımız olarak siz değerli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler 4 ay boyunca bizi izlediniz. Doğru bilgilerle, doğru bilgilendirmeyle, vatandaşımızla siyaset kurumunu barıştırdınız. Bundan dolayı da çok ciddi katkılar yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah belediyemizde kuracağımız yerel medya ofisiyle sizler ve belediyemiz iç içe olacak. Ayrıca belediyemizde nasip olursa geçmiş belediye başkanlarımıza ve belediye başkanı adaylarımıza da bir ofisimiz olacak. Yani Kütahya hepimizin ortak mekanı olduğuna göre herkesin birikimini gönül rahatlığıyla bizimle paylaşabileceği bir ortam hazırlamak istiyoruz. Bugüne kadar da görev yapmış olan tüm belediye başkanlarımıza rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara da uzun ömürler diliyor ve teşekkür ediyorum. Çünkü her çivi çakan burada bir sonrakinin işini kolaylaştırmıştır. Bizden önce Kütahya'mızda görev yapan tüm belediye başkanlarımıza, özellikle yaşayan Sayın Canan'a, Sayın İçe'ye ve Sayın Saraçoğlu'na da huzurunuza teşekkür ediyorum. Ondan öncekilere de Allah rahmet eylesin diyorum. Bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum.